Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan İpek Enerji'ye bakacağız. Hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar, şu anda kanalımızda temel ve teknik analizleri yapılmış 2020 yılı bilançoları dahil edilerek yukarıya bunları koyuyorum. Yüzün üzerinde firma arkadaşlar, hedeflediklerinizi izleyip fırsat mı değil mi görebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar, kanalımızda yatırım fonları hangi hisselere yönelmekte? Bunları merak edenlere tek tek fon fon bir içerik hazırladık. Bunu da yukarıya koyuyorum arkadaşlar. İzlemeyi kaçırmayın. Ve son olarak arkadaşlar, bence de en önemlisi, bunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane yatırım fonunu tek bir fon haline getirdik. Videosunu, analizini çektik. 4 milyar TL nerelere doğru hareket etmiş arkadaşlar? Hangi hisselerden çıkış, hangi hisselere giriş yaptığını meraklısına yukarıya koyuyorum. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. İpek Doğal Enerji'ye baktığımız vakit, bundan sonra İpek diyeceğim ve yüzdesel bazda konuşuyorum şu, bu saatten itibaren. Aktif büyüme 42'den 29'a, FAVÖK büyümesi 110'dan 4,3'e, net kar büyümesi 70'ten eksi 10'a, net satışlar 75'ten 13'e, öz sermaye büyümesi 20'den 31'e arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 54'ten 50'ye, net kar marjı 14'ten 11'e, aktif karlılık 7'den 4,7'ye, brüt esas faaliyet kar marjı 64,5'tan 61'e, öz sermaye karlılığı 39'dan 29'a. Yani arkadaşlar, İpek Doğal Enerji geçen sene %39 büyütmüş kendini, şirketini. Bu sene de bunun üzerine %29'luk bir büyüme getirmiş. Büyümesi devam ediyor. Geçen senesi kadar olmasa da geçen senenin üstüne koyarak yoluna devam etmiş. Cari oran 10,4, likit oran 9,78. İkisi de yani yüksek seviyelerde, muhtemelen elinde nakit benzeri veya yatırımda olduğunu söyleyebilirim. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız yukarıya temel analiz eğitim setini koyuyorum. İzlemenizi de tavsiye ederim. Grafik bazlı baktığımız vakit arkadaşlar, FAVÖK bölü satış gelirleri 61,9'dan 56,8'lere gelmiş. Buradaki diğer oranları zaten sizlere söylemiştim. Dikkat çekici olan öz sermaye karlılık 39'dan 28-29'lara gelmesi. Şirket büyümesine devam ediyor. Geçen seneki kadar değil olmasa da geçen seneki büyümenin üstüne %29 daha koymuş. Peki arkadaşlar, İpek Enerji bulunduğu sektöre göre ucuz mu, pahalı mı? Bulunduğu sektör petrol sektörü. Petrol sektörü fiyat kazanç oranı 4,1. İpek Enerji fiyat kazanç oranı 9,7 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında bulunduğu sektör 2,2, İpek Enerji 2,4. Her iki tarafta da belli miktar pahalılığı bulunmakta, yatırım tavsiyesi değildir diyerek rakamlarına bakalım. Net satışlar arkadaşlar, geçen sene 2,9 milyar TL'den bu sene 3,3 milyar TL'ye. Esas faaliyet kar zarar tarafı 1,5 milyar TL kardan 1,6 milyar TL'lere gelmiş. Ana ortaklık kar zarar tarafı 406 milyondan 362 milyona doğru hafif gerileme yapmış. Öz kaynakları 1,1 milyondan 1, pardon, öz kaynakları 1,1 milyar TL'den 1,4 milyar TL'ye çıkmış. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup bizleri takip etmeniz, zili açmanız neden önemli? Buradaki firmaların bilançolarını açıklanmaz, biz bunları kanala yüklüyoruz. Kanalda şu an Aygaz var, Petkim var, Tüpraş var. Bunların hepsi yüklü arkadaşlar. Meraklısına duyurulur. İpek Enerji'de benim dikkatimi çeken iki durum var. Borç kaynak oranı 9,3'ten 10'a gelmiş. Çok hafif bir borçluluğunda bir artış var. Öz sermaye karlılığı 39'muş, 28'lere gelmiş. Yani geçen sene %39 büyümüş, bu sene de onun üzerine %28 büyüme yapmış. Herhangi bir düşüş gibi algılanmasın diye bunu söylüyorum. ROIC tarafı ile alakalı bir bilgi şu an için elimizde yok. Sonuç olarak arkadaşlar, İpek Enerji nötr bir bilanço arası, yani nötr güzel bilanço aralığında kaldığımı söyleyebilirim. Hisse senedi tarafının etkisini orta vadede sınırlı pozitif olarak görmekteyim. Bilginiz olsun arkadaşlar, yatırım tavsiyesi değildir diyerek tekniğine bakalım. Tekniğe baktığımız vakit arkadaşlar, şurada bir rally yapmış. 1 Şubat'ta
12 liralardan nerelere gelmiş? 17 liralara doğru bir rally yapmış. Sonra aşağı doğru bir düşüş yapmış. Borsa İstanbul'daki geri çekilme de bunu tetiklemiştir zaten. Şöyle yükselen bir kırılımı var arkadaşlar. Ne zamanki İpek Enerji sizlerin de sarı olarak gördüğü kaç para? 15 TL'lerin üzerine kendini atmaya başlarsa yine pozitif yukarı yönlü bir trende sokabilir kendini. Bilginiz olsun. Şurada da bir yatay piyasası var. Onu çizmeyi unutmuşuz. Şurada arkadaşlar bakın. Yatay bir piyasa var burada. Evet, burada bir yatay piyasası var. Ne zaman ki arkadaşlar buranın üstüne atamaz kendini, şuralarda takılırsa buralarda yatay piyasalar arkadaşlar. İpek Enerji'nin birazdan destek dirençli seviyeleri söyleyeceğim. Sabırlı olun lütfen. Burası direkt yatay piyasası. Uzun zaman burayı kullanmış. Onu söyleyeyim. Yatay piyasa aralığı 13 ile 14 TL arası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şu anda arkadaşlar önünde bir tane direnç var. 13.84. 13.84'ü kırmasıyla ve de şu yatay piyasayı da kırarsa 13.95 yukarı yönlü bir kapatma yaparsa burada, buralar kapanışları sağlamasıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket gelir. Ondan sonraki direnci de 14.65, bilginiz olsun. Aşağı taraftaki ana destek arkadaşlar, onu size söyleyeyim, 12.95. 12.95'lerin altına doğru bir çekilme yaparsa İpek Enerji'de ciddi bir alım fırsatı oluşur. Bilginiz olsun. Yani şuraların ciddi pozitif, buraların yatay pozitif, buranın direkt yatay olduğunu ve şu aşağıya da kırması negatif olacağını sizlere söylemiş olalım. Takipçilerine duyurulur. Momentum tarafı da şu an güçlü bir negatifte. Kendini şu dirençleri kırarak yukarı atarak kapatmasıyla momentumu da güçsüzleşecektir. Negatif pozitife doğru kırmaya çalışabilir. Orta vadede arkadaşlar enerji firması İpek Enerji, yani orta vadeli nötr sınırlı pozitif arasında bir orta vadeli görüşüm bulunmakta şimdilik, bunu söyleyebilirim. Temel analiz güzel bilançoyu, yakın bir bilanço açıkladığını, sınırlı pozitif etkilerinin olacağını sizlere söylemiştim. Teknik tarafta da ilgili seviyeleri kırmasıyla yukarı yönlü bir hareket başlatabileceğini sizlere söyledik. Bunlar arkadaşlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Kanala abone olup Instagram'dan bizi takip edip kanalda da zili açın ki fırsatları kaçırmayın. İyi günler.